Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlanan TYT Geometri Soru Bankası kitabında dönüşümler konusundaki noktanın simetriyi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Analitik düzende 1'e 2 noktasının x eksenine göre simetriğinde y'si işaret değişir yani 1'e eksi 2 olur. Y eksenine göre simetriği de x'i işaret değiştirir yani eksi 1'e 2 noktası olur. B ve C noktasının koordinatlarını bulunuz. İşte bulduk. Bir sonraki soru. 2 3 noktasının orijine göre simetriği bu doğrusunun üzerindeymiş. Orijine göre simetriği ne oluyor arkadaşım? Her ikisi de işaret değiştiriyor. Eksi 2 eksi 3 ve bunun üstündeymiş. Koy yerine. X yerine eksi 2 artı y yerine de eksi 3 koyunca artı k eşit 0. Buradan eksi 2 eksi 6 artı k eşit 0'dan k'yı kaç buluruz? 8 buluruz. Örnek 2 8 çıkar. Örnek 3'teyiz. Analitik düzlemde 4'e 3 noktasının x eksenine göre simetriği. Evet x eksenine göre simetriği B noktası. B noktası ne olacak? Y'si işaret değiştirecek. 4'e eksi 3. O noktası orijinal olmak üzere. O, 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 o A, B. Üçgenin alanı. O zaman analitik düzlemi çizelim arkadaşlarım. Çünkü O da işin içine girmiş. O burası. A noktası. 4'e 3 burası. Ee, X eksenine göre simetriği de işte burası oluyor. Eksi pardon 4'e 3 oluyor. Bizden şu üçgenin alanı isteniyor kardeşim. Simetriğin alınca burası 90 olacak ya. Şurası 4 birim. Şurası da ordinat 3 olduğundan burası da 3 burası da 3. Bak taban 6 iken yükseklik 4 oldu. 6 çarpı 4 bölü 2. Burası 6. Burası da 4. O AB üçgenin çevresi isteniyormuş. Pardon. Alan istense bu şekilde olacaktı. Çevresi isteniyorsa 3 4 5 üçgeninden 5. Burası da 5. 5 5 10 ve 6. Yani çevre ne oldu? 16'ya eşit oldu. Örnek 3'te. Örnek 4'e geldik. Analitik düzlemde 3'e 4 noktasının x eksenine göre simetriği B. B noktasında y eksenine göre simetriği C noktasıdır. Evet B noktası nedir? X eksenine göre simetriği. Yani X'e göre simetriğinde Y'si işaret değiştiriyor. Bu. B noktasında Y'ye göre simetriği. Buradaki noktanın Y'ye göre simetrinde X'i işaret değiştirecek. Yani eksi 3'e 4 noktası yapacak. Eksi 4 noktası yapacak. Çünkü B'ye göre bakıyoruz değil mi bu sefer? Evet B'ye göre bakıyoruz. Dur B'nin üstünü karalayacağım. ha şöyle. AC uzunluğu nedir diye soruluyor. A bu. C bu. O zaman AC uzunluğu kare içinde. X'ler farkı. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi. Artı Y'ler farkı. Eksi 4 eksi, eksi 4 yani şunun karesi yaptı. Eksi 4 4'ün karesi. Yani eksi 4 4'ün karesi. Pardon şöyle olacak. Yani bu da ne yapıyor o zaman? 6, 8, 13 kendinden direkt 10 da yazabiliriz. Ya da 6'nın karesi artı 8'in karesi 100 yapıyor. Kök dışına da 10 diye çıkar. Evet geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde A 3'e 0 noktasının orijine göre simetriği. Orijine göre simetriğinde ne oluyordu? Eksi 3'e 0. Her ikisi de işaret değiştiriyordu. Eksi 0 yazmayacağız tabii ki. Bu C noktasıymış. B noktasında 0 6 noktası B 0, 6 noktasında orijine göre simetriği D noktasıdır. D noktasında orijine göre simetriğinde böyle işaret ediyor. ADC üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Hemen analitik düzlemi çizelim. A noktası 3'e 0. Şurada 3'e 0. Sonra D noktası D noktası 0 a, 0 a -6. 0 -6 burası e -6 noktası. Sonra C noktası da neydi arkadaşlar? C noktası da eksi 3'e 0. Eksi 3'e 0 da burası. İşte bizden bu üçgen alan isteniyor. Bu üçgen alanı da 6. Burası yükseklik de 6. 6 çarpı 6 bölü 2. 36 bölü 2'den 18'e eşit olur. Örnek 5 18 oldu. Geldik örnek 6'ya. Analitik düzlemde A noktasının orijine göre simetriğinden ne olmak zorunda arkadaşım? Eksi A eksi 2'ye eksi 5 olmak zorunda. İşte bu B noktasıymış aynı zamanda. Eşitmiş B noktası eksi 6'ya b eksi 2 noktası. E hocam şu apsisler birbirine eşit. Eksi a eksi 2 eşittir. Eksi 6 ise buradan a'yı kaç buluruz? 4 buluruz. Eksi 5'te b eksi 2'ye eşit. Eksi 5'te b eksi 2'ye eşitse eğer b'yi de eksi 3 buluruz. Şimdi bizden ne isteniyor? a artı b isteniyor. 4 artı eksi 3'ten cevap 1 çıkar. Evet örnek 6'yı da böylelikle 1 bulduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde noktanın simetriğinin ikincisinde. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.